Günaydın abla. Çay veren mi? Ver bakalım. Kalktın mı abla? Zeliha da kalktı mı? Gidip giydiren mi? Bilmiyorum. Uyuyor herhalde. Gece Zeynep'le mi yattı o? Evet abla. Çayı kuru kuru içme. Bisküt veren mi? İstemem. Hiç uyumadım yine. İlacını aldın mı abla? İlaç da fayda etmiyor artık. Hanımım çok üzülüyor senin bu haline ablacığım. Gene bir doktora görünsen. Zamanında düşünecekti. Şimdi üzülmüş ne fayda? Günaydın Dilara. Kız niye kaldırmadınız beni? Oh çay olmuş bile. Gene havalar bozuk galiba. Sorma. Akşam görecektin sen. Zor. Az şey mi geçirdi kızcağız? Neyse hadi işinize bakın hadi. Hadi bana bir çay verin. Kız ne o gömlek yeni mi? Ama Amerika'dan getirdi. Aman bilirmiş gibi Amerika'yı filan. Kız giyilir mi ilk günden böyle görmemişler gibi? Bir düğüne bayrama falan saklasaydın. Git git çıkar onu hadi ayıp ayıp. Gel gel. Aman bırak Fatma abla be. Zırlatma şunu sabah sabah. Hadi sen de götür şunları. Götür götür götür. Al onu da al onu da. Akşam çocuğun hediyesini almasını bile beklemeden çekti götürmeye kalktı. Sümbül Hanım'la ağam bir kızdı ki bu kadar olur. Evde ne zaman şenlik olsa bir marazlık mutlaka yapar. Kıskanıyor herkesi. Öyle sevinilsin gülünsün istemiyor. Kocası öldürüleli öyle oldu işte. Ne yapsın dertli o da. Çocuğun ağzında bıçak açmıyor. Bak kaç doktor konuşturamadı. Hayri'ye git folluktan yumurta al. Fatma şu büyük teflonu ver bana. Taze tereyağından da çıkar. Hadi sallanmayın daha sofra tamam değil. Oğlan fabrikaya gidecek hadi. Hoş geldin ağam. Pek hoş gelmedik Haydar. Nedir bu yokluğumda olan rezaletler? Deme beyim bilmeden bir bilmeden değil Haydar efendi. Kaç kere dedim jandarmalık olayı istemiyorum diye. Kaç kere dedim Hamzaoğulları'yla dalaşmayın diye. Ama herkes kaşınıyor galiba. Sen de Hamzaoğulları da. Ateşle oynuyorsun Haydar. Bak bunun bir dahaki seferi olmaz. Herkes ayağına denk alsın. Tereyağı kapkara oldu kız. Bakmasana salak salak.